Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Benim sorum, şiddet olmadan otorite sağlanabilir mi? Eğer karşındakiler cahil değilse evet. Cahile karşı yani. genelde şiddet kullanılıyor. Yani söz dinletemiyorsan karşındakine veya karşındaki tamamen muhalifse sen de cahil olabilirsin tabii ki. Ama güç sende ise muhalefeti komple yok etmek istersin ve bunun tek yöntemi, kesin yöntemi şiddet. Yani ben seninle haftalarca tartışabilirim mecliste, sokakta. Ben seninle tartışıyorken bazen ben kaybederim, bazen ben kazanırım. İzleyenler etkilenir, senin tarafına gidenler olur. En kolay yolu nedir? Çek vur veya hapse at. Bitti, konu kapandı. Veya ben senden yemek almak istiyorum diyelim. Sen avlandın, bir sürü hayvan elde ettin. Hayvanları benle paylaş dediğimde sana bir şey vaat etmem lazım ki benimle paylaşasın. Halbuki seni öldürmek ve gasp etmek daha kolay. Antik çağlarda hep böyle gitmiş. Medeniyetlerde falan genelde hukuk tam oturmadığı için. işte hep cinayetle, savaşla işler halledilmiş. Ama şu anda daha çok hukuk ön planda. Hukuk ön planda olduğu için de aslında şu an şiddeti hukuksal yöne çektik. Yani mesela sansür şiddeti, hapse atma şiddeti, susturma şiddeti, iş buldurmama şiddeti. Sen okul okuyorsun, işsiz kalıyorsun mesela. Yani şiddetin farklı farklı boyutları vardır ama genelde otorite bir tek bilgiyle sağlanmaz. Yani bir tek bilgiyle, güvenle, kendi adamlığınla, kendi başarınla otorite sahibi olacaksan, yani ne büyük adam diyeceklerse onu diyebilecek bir kitlenin olması lazım. Mesela şu anda kişiye otoriteyi bir konuda bilgin olmayı neyle veriyoruz? Ödüller var. Nobel var. Veya işte akademik kariyer var. Kitaplar yazmıştır, araştırmalar yapmıştır. O adam saygınlık kazanmıştır ve bir otorite sahibidir. O adamın susun bakayım falan diye bağırmaya ihtiyacı yoktur. Zaten susarlar yani. Ama herkes o kadar şanslı olmayabilir ya da o kadar iyi bir toplumda yaşamıyor olabilir. Bu yüzden de genelde otoritenin en kolay aracı şiddettir. Ama şiddet olmadan otorite elbette sağlanır yeter ki halk eğitilmiş olsun